Merhaba çocuklar. Bugün 13 Mayıs 2020 Çarşamba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sıfır sayısının kuvvetlerini inceleyeceğiz. Sıfır sayısının kuvvetleri oldukça önemli çocuklar. Bazı püf noktaları var tabii ki burada. Öğrenciler tarafından da oldukça karıştırılıyor. Şimdi bu kuralları sizler için örnekler üzerinde inceleyeceğim. Evet, birinci kuralımız sıfırın pozitif tam sayı kuvvetleri sıfırdır. Sıfırın pozitif tam sayı kuvvetleri. Burada değerli çocuklar sıfırın kuvvetlerini pozitif kuvvetler, sıfırıncı kuvvet ve negatif kuvvetler diye üçe ayırarak inceleyeceğiz. Şimdi önce pozitif kuvvetlerine bakıyoruz. Değerli çocuklar pozitif tam sayılar bildiğiniz gibi N artıyla gösterilir ve birden başlarlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sonsuza kadar giderler. Değerli çocuklar sıfırın pozitif tam sayı kuvvetleri dediğimiz sıfırın birinci kuvveti, sıfırın ikinci kuvveti, sıfırın üçüncü kuvveti diye gider. Sıfırın birinci kuvvetinden başlayalım. Sıfırın birinci kuvveti ne demek? Sıfırdır çocuklar. Çünkü bir sayının birinci kuvveti kendisidir. Sıfırın karesi ne demektir? Sıfır çarpı sıfır. Sıfırla sıfırın çarpımı sıfırdır değerli çocuklar. Sıfırın üçüncü kuvvetini incelediğimizde sıfır çarpı sıfır çarpı sıfır kaç tane? Üç tane sıfırı yan yana yazıp çarpıyorum. Bu işlemin sonucu da sıfır çıkar. Sıfırın dördüncü kuvvetini hesaplamaya kalkarsam sıfır çarpı sıfır çarpı sıfır çarpı sıfır. Dört tane sıfırı yan yana çarparım. Sonuç yine sıfır çıkar. Bir çarpma işleminde çarpanlardan en az birinin sıfır olması işlemin sonucunu sıfır yapar. Bu şekilde devam ettiğimde mesela sıfırın yüzüncü kuvvetini hesapladığımda sıfır çarpı sıfır çarpı nokta nokta sıfır kaç tane sıfır? 100 tane sıfır olur. 100 tane sıfırı yan yana koyup çarparsam çocuklar yine sonuç sıfır çıkar. Bu örneklerden anlaşılacağı gibi sıfırın pozitif tam sayı kuvvetleri mutlaka sıfırdır değerli çocuklar. Sorularınız varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz çocuklar. Şimdi ikinci kurala geçiyorum. İkinci kural sıfırın sıfırıncı kuvveti belirsizdir. Hocam sıfırın sıfırıncı kuvveti de sıfır olmaz mı? Sıfırın sıfırıncı kuvveti dediğimiz bu çocuklar. Sıfırın sıfırıncı kuvveti neden belirsizdir? Yani buna neden belirsiz diyoruz. Şimdi buna bakalım. Mesela çocuklar üstteki kuraldan öğrendiğimiz gibi mesela şuraya bakın. Sıfırın dördüncü kuvvetinin sıfır olduğunu gördük değil mi? Altına yine aynısını yazıyorum. Sıfırın dördüncü kuvveti eşittir sıfır diyorum. Şimdi buraya dikkat çocuklar. Bu iki eşitliği birbirine bölersem şöyle olmaz mı? Dikkatli bakın. Sıfırın dördüncü kuvvetini yine sıfırın dördüncü kuvvetine bölerken üstlü sayılarda bölme işleminin özelliğini kullansam yani şöyle desem tabanları aynı iken üstteki kuvvetten alttaki kuvvet çıkarılır desem değerli çocuklar. Üstteki 4'ten alttaki 4'ü çıkarıyorum. Peki bu işlemin sonucu 0 bölü 0 olmaz mı çocuklar? Peki devam ediyorum. 4'ten 4 çıkarsa 0 olmaz mı? 0 üstü 0 eşittir 0 bölü 0 demektir. Peki 0 bölü 0'ın eşiti nedir çocuklar? Karşılığı nedir? 7. sınıfta rasyonel sayılarda öğrendiniz. Belirsiz demektir 0 bölü 0. Bir kesirin hem payı hem de paydası 0 olursa bu belirsiz demektir. Tanımsızlık farklı bir şey. Onu birazdan söyleyeceğiz. Demek ki bu işlemlerin sonucunda değerli çocuklar sıfırın kendi kuvveti yani sıfırıncı kuvvetinin sıfır olduğunu ispatlamış oluyoruz. Umarım bundan sonra karıştırmazsınız. Peki devam ediyorum çocuklar. Üçüncü kuralımıza geldik. Üçüncü kural sıfırın negatif tam sayı kuvvetleri tanımsızdır. Bakın bu sefer tanımsız kelimesi kullanılmış ama ne zaman negatif tam sayı kuvvetleri olursa. Peki negatif tam sayılar z eksi ile gösterilmez mi çocuklar? Peki z eksi yani negatif sayılar eksi sonsuzdan başlar. Eksi 3, eksi 2 ve en büyükleri nedir? Eksi 1'dir. Negatif tam sayılar bunlar. En büyük negatif tam sayı eksi 1. Daha sonra sıfırdan uzaklaştıkça eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi sonsuza kadar gider. Peki o halde sıfırın negatif tam sayı kuvvetlerini inceleyelim. Sıfırın negatif tam sayı kuvvetleri sıfır üzeri eksi 1, sıfır üzeri eksi 2, sıfır üzeri eksi 3 değil mi çocuklar? Bu şekilde devam eder. Peki
Burada yine üslü sayılarla ilgili bir bilgi devreye giriyor. Negatif kuvvet, hatırlayın. Negatif kuvvet yaparken şöyle yapıyorduk. 1 bölü diyorum ve bunun eksi işaretini kapatarak kalanları kesirin paydasına yazıyorum. Yani kuvvet işaret değiştirmiş oluyor. 1 bölü 0 üzeri 1. Peki biz az önce sıfırın birinci kuvvetinin 0 olduğunu söylemedik mi? 1 bölü 0 mı olur çocuklar? Peki 7. sınıftan hatırlayın. Bir rasyonel sayının paydası 0 olursa bunun adı nedir? Tanımsız. Bunun adı tanımsızdır çocuklar. O halde 0'ın ilk negatif tam sayı kuvveti tanımsız çıktı. Bakalım diğerleri de tanımsız çıkacak mı? Aynı işlemi uyguluyorum. 1 bölü eksiği kapatıyorum. 0'ın ikinci kuvveti. O da eşittir. Yine 1 bölü 0. Bu da tanımsız çıktı. Bakın çocuklar. Üçüncüsüne de bakalım. 1 bölü yine eksiği kapatıyorum. 0 üzeri 3. O da eşittir. 1 bölü 0. O da yine tanımsız olur. Peki böyle devam edecek olursak mesela çocuklar 0'ın işte 200. eksi 200. kuvveti ne olur? 1 bölü 0 üzeri 200 olur. Yine 0'ın 200 tane 0 yan yana koyup çarptığım zaman 0 çıkacağı için yine 1 bölü 0 olur. Yine tanımsız olur. Demek ki 0'ın negatif tam sayı kuvvetleri tanımsızdır. O zaman karşınıza şöyle bir cümle çıkarsa çocuklar yanlış olduğunu söyleyebilirsiniz. 0'ın bütün kuvvetleri 0'dır. Yanlış. 0'ın kuvvetlerini 3'e ayırıyorum. 0'ın 0. kuvveti belirsizdir. 0'ın pozitif tam sayı kuvvetleri 0'dır. 0'ın negatif tam sayı kuvvetleri ise tanımsızdır. Maalesef tanımlı değildir. Başka bir videomda size tanımsızlıkla belirsizlik arasındaki farkı daha detaylı anlatırım çocuklar. Bu kuralı da geçiyorum. Evet. Dördüncü kuralımız sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bir de buna bakalım. Sıfırdan farklı bir sayı olacak. Ve yine sıfırıncı kuvveti 1 olacak. Sıfırdan farklı bir sayı mesela 5 olabilir mi çocuklar? Olur. 5'in sıfırıncı kuvveti acaba 1 midir? Veya artı 3'ün sıfırıncı kuvveti 1 midir? Ya da eksi 2'nin işte sıfırıncı kuvveti 1 midir? Buna bakalım. Yani çocuklar şunu ispatlasak herhalde olur. Mesela 5'in karesi 25 midir çocuklar? 5 kere 5, 25. Yine altına aynı ifadeyi yazıyorum. Buraya kadar problem var mı? Yok. Peki değerli çocuklar, şimdi burada yine eşitliği birbirine bölüyorum. Bu iki eşitliği. Üslü sayılarda bölme işlemin özelliğini kullanalım. Hadi gelin bakalım. 5'in karesini 5'in karesine bölerken tabanlar aynı olduğu için ortak tabanı yazıyorum. Üstteki kuvvetten alttaki kuvvet çıkarılır. Yani 2 eksi 2. O da eşittir. 25'i 25'e bölersem 1 olacağını biliyorsunuz. Bakın 1 nereden geliyor? Buradan geliyor. Peki son olarak 2'den 2 çıkarsa 0 olmaz mı? 5 üzeri 0 eşittir 1 olmuş oluyor çocuklar. İşte dolayısıyla 0'dan farklı bir sayının 0'ıncı kuvveti mutlaka 1 olmalı. Peki devam edelim. Benzer şekilde ikincisine bakalım. Artı 3'ün mesela karesi kaçtır çocuklar? 9'dur. Yine artı 3'ün karesini altına yazıyorum. 9. Bu ikisini birbirine böleceğim çocuklar. Yine aynı şekilde. Bu ikisini birbirine böldüğümde karşıma yukarıdakiyle benzer bir ifade çıkıyor. Artı 3'ün karesini 3'ün karesi diye yazarsam çocuklar bakın buraya yazabilirim. 3 tabana 3 yazabilirim. Üstteki kuvvetten alttaki kuvvet çıktığında 9'u 9'a bölersem 1 olur. Ve son olarak yine benzer şekilde 3 üzeri 0 1'dir. Yine 0'dan farklı bir sayının 0'ıncı kuvvetinin 1 olduğunu buradan görebiliyoruz. Değerli çocuklar benzer şekilde eksi 2'nin 0'ıncı kuvveti de 1 olacaktır. Onu da yazmışken yapalım. Eksi 2'nin mesela 3'üncü kuvvetini alalım. Eksi 2'nin 3'üncü kuvveti 3 tane eksi 2'yi çarparsak eksi 8'dir değerli çocuklar. Yine altına aynısını yazıyorum. Eksi 8. Peki yine aynı şekilde çocuklar bunları birbirine bölüyorum. Ne olur? Eksi 2'nin 3'üncü kuvvetini
Şu eksiler birbirini götürecek. Bu buralarda eksi 2'nin 3. kuvveti negatif olduğu için eksiler birbirini götürecek. 2 üzeri 3 eksi 3 olarak yazabilirim değerli çocuklar. Ve eksi 8'i eksi 8'e böldüğüm zaman yine sonuç 1 çıkar. 3'ten 3 çıktığında 2 üzeri 0 olur. Ve bu da yine 1'e eşittir değerli çocuklar. Demek ki her halükarda 0'dan farklı bir sayıyı alıp bunun 0. kuvvetini aldığımızda sonucun her zaman 1 çıkacağını unutmayın çocuklar. Şurada bir şey hatırlatayım size değerli çocuklar. Burada parantezin varlığı çok önemli. Eğer eksi 2'nin 0. kuvveti olursa sonuç eksi 1 çıkar çocuklar. Nedenini söyleyecek olursak, nedeni parantezin varlığıdır çocuklar. Parantez olmadığı için 0. kuvvet burada sadece 2 sayısına aittir. Buradaki eksi sayının önündeki işareti belirleyen, yani negatifliği pozitifliği belirleyen bir işaret olarak burada vardır. Gizli bir vardır aslında burada. Buradaki eksi işlemi yaptıktan sonra, yani 2'nin 0. kuvvetine 1 dedikten sonra buradaki eksi yeniden buraya konur ve sonucun eksi 1 çıkmasına neden olmuş olur. Ama ben bunu bu şekilde yazmazdım. Eksiyi 2 sayısıyla beraber parantezin içerisine alırsam o zaman buradaki 0. kuvvet eksiyi yutacaktır ve sonuç ne olacaktır? Artı 1 olacaktır. Neden yutuyor hocam? Çünkü 0 çift kuvvet biliyorsunuz. Negatif tam sayılarda çift kuvvet eksiyi yutar. Bundan dolayı da sonuç 1 çıkmış olur. Bakın çok güzel kurallar. Hepsi birbirini etkileyen kurallar. Bunları öğrenmenizde fayda var çocuklar. Evet şimdi geldim son 2 soruya. Bunlar daha önceki videolarımda size örnek olarak, yani ödev olarak daha doğrusu bıraktığım sorulardı. Bunların çözümlerini de sizlerle paylaşacağım. Bu sorularla ilgili yorum gelmediğini şimdiden sizlere söylemek istiyorum çocuklar. Bundan sonraki videolarda lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka yorum yapın. Böylelikle videoların devamı için de bizi teşvik etmiş olursunuz. Değerli çocuklar ben bununla ilgili size bir kısa yol göstermiştim. Ne yapıyorduk? 9'u siliyorduk. 9'dan bir önceki sayıyı 1 artırıyorduk. Yani karekök içerisinde ne olur? 4 olur burası. Aynı şekilde buradaki 9'u siliyorum. Ve 9'dan bir önceki rakamı 1 artırıyorum. 20, 21 olmuş olur. Buradan sonrası herhalde çok kolay. Çeldiricimiz bu. 25 çıkacak bu ikisinin toplamı. Hemen 25'i atlamayalım. Karekök 25 olur. Burada karekökün varlığını unutmayalım. 25 tam kare bir sayıdır. Karekök 5'in karesi diye yazarım. Biliyorsunuz karekökle kare işlemi birbirini sevmezler ve birbirlerini gördüklerinde yok ederler. Kare ile karekök birbirini yok edince geriye ne kalır değerli çocuklar? 5 kalır. Cevabımız da C seçeneği olur. Evet, son sorumuzla devam ediyoruz çocuklar. Son sorumuz bir zeka sorusuydu. 3 tane sıfırı kullanarak 6 elde edebilir miyiz? Tabi burada toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üs, karekök, faktöriyel gibi istediğimiz matematik işlemini kullanabilirdik. Bakın burada ne diyor? İstediğiniz matematik işlemini kullanarak ve 3 tane sıfırı kullanarak 6 elde edebilir misiniz? Bakın çocuklar çok kolay. Sıfırları yazıyorum. Siz de benim yaptığım işlemi gördükten sonra ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Bakın sıfırların hepsine faktöriyel kullanıyorum. Aralarına toplama işlemi koyuyorum. Ve bunları kapatıp bir kez daha faktöriyel koyuyorum çocuklar. Hocam ne yaptın? Bir sürü faktöriyel, bir sürü ünlem işareti. Bakın değerli çocuklar faktöriyel benim işimi çözdü. Başka türlü sıfır toplamanın etkisiz elemanı, çarpmanın yutan elemanı olduğu için başka türlü 6 elde edemem. Sıfır faktöriyelin 1 olduğunu biliyorsunuz çocuklar. 1 artı. Diğer sıfır faktöriyel de 1 olacak. Üçüncü sıfır faktöriyel de 1 olacak. Bunlara tekrardan faktöriyel koyuyorum. 3 tane 1'i toplarsam 3 yapar. 3 faktöriyel. O da eşittir. Neydi faktöriyel? Buradaki sayıdan başlayarak 1'e kadar olan bütün pozitif tam sayıları çarpıyorduk. 3 çarpı 2 çarpı 1. O da eşittir. 6 eder çocuklar. İşte faktöriyel ve toplama işlemleri kullanarak 3 tane sıfırı kullanarak 6'yı böyle elde ediyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum değerli çocuklar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, hatta tekrar tekrar izleyerek öğrenmelerinizi pekiştirmenizi tavsiye ediyorum. Videoyu izledikten sonra eğer hoşunuza gitmişse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın değerli çocuklar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.